Alo. Ha, buldum yeri şimdi. Yok yok, kolaymış. E sen evi ayarladın mı? Bana bak, ev önemli ha. Ay yok, daha içeri girmedim, şimdi gireceğim. Ay merak etme, bozulmaz iş. Sitedeki en saf en enayi adamı buldum ayol. Ha, hem de salak. Ay neşeliymiş de. Yok uyumluymuşmuş da. Şair ruhluymuşmuşmuş da. Ha sen merak etme. Ben onu donuna kadar soyarım ayol bir hafta içinde. O daha ifakatin tokatını yememiş. Tamam hadi kapatıyorum uzatma. Ha kapatıyorum. Evi unutma. Hani çalışmıyorlardı ya. Bak maşallahları var. Ya sen geldin diye baba. Şimdi sen olmasan var ya bunlar benim tepeme çıkarlar. Nasıl korkuyorlarsa senden artık. Abartma. Ne abartacağım baba? Ne abartacağım? Sende ne cevherler var be? He? Genel müdür olacak adamsın sen. Genel müdür. Umarım. Aslında beni erken emekli ettiler. 5 yıl daha çalışırdım ben. O zaman bizim bordrolarda da bir düzelme olurdu. Oğlum nerede kaldı bu? Abim bilemiyorum ki saatte doğru ama. 2010 yılından sonra emekli olanların durumunu... İnşallah kadına da böyle konuşmaz ha. Vallahi silahı şair dedik, muhasebeci çıktı şerefsizim. Efendim? Ne diyor bu sana ya? Ne geveliyor bu? Ne vereyim diyor babama? Çay mı içer diyor, kahve mi içer diyor. Sabah kahvemi içmedim be. Hadi bir kahve söyle bana. Fırla! Sana da biliyorum. Babaya köpüklü, güzel. Hadi fırla, fırla. Güzel bir kahvemizi. Ya baba soğudu mu bura be? Bilmem ki vallahi ama küçükten soğuğu var dışarıda. Aa bak sensin lan. Ya tabii benim baba ya. Tabii ben sana haşa öyle bir şey der miyim ya? Vallahi sana bir şey olsun, servet benim canıma okur. İnşallah soğuk moğuk almazsın bu camdan çünkü esiyor ha. Babacığım, buradan sırttan mırttan alıyorsun, kazağın mazağın var da bu boğazın... Ya bir ısrar etme be Yılmaz, takmam diyorum lan. Ya babam, lütfen ölümü gör. Takmam ya. Ya babacığım. Ya. Babacığım ya şunu bana bak, gerdanından esecek. Tamam. Ya. Ölümü gel baba ya, ne inat de. Etme ya. Aman, aman, al. Öf be, öf be. Ne adamsın ulan. İşte güzel oldu baba ha. Tam genel müdür gibi oldum vallahi. Evet, şimdi biz mal mı geldi? Evet abim, mal geldi. Mallar geldi, imzalayacağız onları tabii. Evet. E kahven de geldi baba. Biz kaçtık. Ay. Kahveni mahveni içersin zaten dükkan senin. Hoş geldiniz efendim. Nasıl kesiyor kanka? Vallahi Muzaffer amcam dalgayı dolayınca şair gibi oldu ha. Ne şair, ne şair. Genel müdür deyince de acayip havaya girdi şimdi. İyi günler. İyi günler.
Buyurun lütfen. Rahatsız etmeyeyim. Aa, olur mu? Ne münasebet. Ben ta buralara sizi görmeye geldim. Latife ediyorsunuz. Buyurun lütfen. Nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Teveccühünüz. Atkınız çok yakışmış. Ha, severim bu atkımı. Benim bu. Siz galiba beni pek beğenmediniz. Efendim? Ağzınızdan tek bir güzel söz çıkmadı. Ben müsaadenizi alayım. Lütfen, lütfen. Hayır, hayır. Olur mu şey? Şey yaptım böyle, birden oturduktan sonra ne diyeceğimi bilemedim. Ciddi söylüyorum. Yani ellerinizin güzelliği mi desem, elbisenizin duruşu mu desem, oturuşunuzdaki asalet mi desem, böyle yani ondan bir şey yapamadım ben. Siz bayağı bir şair ruhlusunuz ayol. Efendim? İnternetteki profilinize isminiz yerine şair ruhlu yazmışsınız ya. Onu diyorum. Yazdığınız kadar varsınız. Profil şair ruhlu internet ne? Bir yanlışlık olmasın. Ne gibi? İnternette benim görüştüğüm, bugün buluşmaya karar verdiğim şair ruhlu sizsiniz değil mi? Şair ruhlu internet. Hayır. Tabii o şair ruhlu benim. Benim. Çatal bıçak, bu işin sonu ne olacak gibi kafiye şey yaptım. Ben zaten şiir lazım olunca arkadaşlar beni ararlar. Nasıl yani? Nasıl yani? Böyle hani gidip dışarıda aramazlar. Ben zaten oradayım. Şey yaparlar. Muzaffer abi veya Muzaffer Bey, bize bir şiir yazar mısın derler. Veya bir hani mektup, romantik bir şey. Hani sen yaz da biz de durumu kurtaralım derler. Ben de hemen orada cırt yazarım. Ben Sinan'da Berserak ruhu var bende. Ayol o. Ay aman, pek çirkin burunlu bir adam. Nasıl? İyi ama sizinki öyle mi? Bayağı bir böyle okka gibi burnunuz var. Ucu da hafif kemerli. Bu ucunda kemer mi? Aşağı doğru mu? Takılıyor mu pardon? Aman. O sizin kendi okkalığınız efendim. Şey yani kendi güzel okka burun. Sizin güzelliğiniz o. söylediğiniz kadar da şakacısınız. Başka ne özelliklerim var acaba? Peki siz benim ne gibi özelliklerimi beğendiniz? Bilmem. Yani böyle neşeli olmanız olsun. Neşeli? Ondan sonra uyumlu olmanız olsun. Uyumlu? Partnerlerinize böyle küçük küçük sürprizler yapmaktan hoşlanmanız olsun. Buna bayıldım. Partnerime böyle küçük sürprizler. Ama en çok da hayatta değer verdiğiniz üç şeye bayıldım. Neymiş onlar be? Servet, saadet ve sevda. Bir insan hayatta başka ne ister? Ne güzel özetlemişsiniz. Onu doğru söylemişim. Servet, saadet, sevda. Onlar benim kızlarım efendim. Ben üç kız babasıyım. Ve onlar benim hayatta en değer verdiğim varlıklardır. Kızınız olmak varmış. Artık onlardan bize sıra gelmez. Yo. Yani ama şimdi değer veriyorum da onlar da büyüdüler, eşek kadar oldular. Affedersiniz. Ya çekilir dert değil. İnsan böyle arada bir kendiyle baş başa kalmak istiyor tabii. Değil mi?
Peki siz benim profilimi neden beğendiniz? Yani bende hangi özellikler dikkatinizi çekti? Profilinizi ben yemek yesek, bunları da yemekte konuşsak olmaz mı? Hay hay. Bir dakika da sizi rica edeceğim. Nuri, geliyorum. Alo. Seninkiyle buluştum. Ayol bu bayağı bir saf. Hatta gerizekalı tabi. Ben bunu bir haftaya kalmaz söğüşlerim, sen merak etme. Ama bana bak, konuştuğumuz gibi evi ayarlamayı unutma. Pencereyi de açık bırak, tamam mı? Tamam, hadi bana. Evet efendim. Hazırım. Gidebiliriz. Benim yemek için bildiğim bir yer var. Çok lezzetli. Gidelim mi? Tabii. Neden olmasın? Buyurun. Gidelim. Buyurun. Neyse. Evet. İfakat Hanım, dediğiniz kadar varmış. Yemek çok güzeldi. Değil mi? Evet, ben de biraz fazla kaçırdım ama. Göbek size yakışıyor. Hem ne demişler? Erkeğin göbeksizi balkonsuz eve benzer diye. İlahi İfakat Hanım. İşte burası da bizim fakirhane efendim. Öyle mi? Sizi yordum buraya kadar. Çok teşekkür ederim. Ne demek efendim, vazifemiz. Yürümüş olduk. Yani buyurun bir kahve içelim demek isterdim ama malumunuz mahalle. Doğru, mahalle. Ne de olsa insan için namus önemli. Özellikle bir kadın için iffet kadının süsü demişler. Doğru demişler efendim. Peki efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Muzaffer Bey. Ay! Ne oldu İfakat'ım? Ay cam açık. Ben pencereyi açık bırakmamıştım ki. Emin misiniz? Aşk olsun Muzaffer Bey. Ben daha o kadar bunamadım. Hayır estağfurullah ya, ben dedim ki telaşta evden çıkarken açık bırakmışsınızdır. Ay yok yok, ay. Ay ben buraya giremem. Ay görüyor musunuz, yalnızlık ne zor şey. Endişe etmeyin canım. Ben girer bakarım rızanız varsa. Ay Muzaffer Bey, ya içeride birisi varsa hiç korkmuyor musunuz? Ben korkacağım. İfakat Hanım, ben profilime yazmadım ama tevazudan ben böyle bir adama kızdı mıydı, gördü müydü kodumu oturturum. Ay Muzaffer Bey, dikkat edin ne olur. Efendim. Evinizde kalbiniz gibi temiz. Müsterih olabilirsiniz. Ay demek kalbim gibi tertemiz. Ay siz gerçekten şahir ruhlu adamsınız Muzaffer Bey. İyisiniz değil mi? İsterseniz polis de çağırırım. Ay siz burada varken polise ne acet. İçim rahatladı vallahi. Ben müsaade edersiniz. Hiçbir yere bırakmam ayol. Bu kadar yordum. Şurada birazcık soluklanın. Lütfen buyurun montunuzu alayım. Rahat rahat oturun. Ben montta da otururdum. Buyurun lütfen rahat edin. Allah sizden razı olsun Muzaffer Bey. Lafım mı olur efendim? Ay öyle demeyin. Yalnızlık o kadar zor ki. Sormasayıp siz hiç evlenmediniz mi? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Muzaffer Bey o konuda o kadar dertliyim ki. Yani sizin gibisine rastlamak çok zor. Efendim hani bir laf vardır ya, böyle içi benim dışı seni yakar diye. O hesap. Ben eşiniz rahmetli oldu sandım. Yok efendim, o bizi bıraktı ve gitti. Ay çocuklarınızın anasıdır ama yani söylemeden edemeyeceğim Muzaffer Bey. Sizin gibi bir adamı bırakan kadın ya delidir ya aptal.
Ama hangisi olursa olsun, ay sizin gibi, sizin gibi erkek kaldım Muzaffer Bey. Burası sıcak mı oldu ya? İyi ki karşıma çıktınız Muzaffer Bey. Tanışalı daha ne kadar oldu ama böyle sanki içim kıpır kıpır. Bir mukabele. Fakatım siz böyle konuşunca benim de içimi kıpır kıpır doluyor şey. Muzaffer Bey. Fakat Hanım. Muzaffer Beyciğim. Emre de. Muzaffer Bey, bakın size ne söyleyeceğim. Telefon. Filmlerdeki gibi oldu değil mi? Geliyorum ben. Alo. Efendim. Evet. Farkındayım. Canım yaşamayayım telefonunuza yol. Aşk olsun, yani ben öyle bir insan mıyım? Evet. Evet. Biraz geciktirmiş olabiliriz. Ama yani... ama lütfen rica edeceğim, yani siz de benimle bu şekilde konuşmayın. Yani sonuçta karşınızda bir emekli öğretmen var. Tabii anlıyorum. Yani burası sizin eviniz tabii. Tabii ben size en kısa... Alo. Alo. Ah. Ah. Ya. Yani... Ne oldu İfakat Hanım? Ay oldu. Yani çocuğum yaşındaki adam suratıma telefonu kapattı. Ay ben bunun boyunca öğrenci yetiştirdim oyu. Ama tabii insan bir kere düşmeye görsün. Bir anlatsanız. Ay yok yok. Muzaffer Bey, bugün güzel bir gün olsun. Ne olursunuz sohbet edelim, konuşalım, dertleşelim. Bırakalım bu kötülükleri. Ben size bir kahve yapayım. nasıl içersiniz? Kahve içer misiniz? Sizin elinizden olsun da nasıl olursa olsun içerim efendim. Ben hemen yapıyorum. Bekliyorum. Thank you.